Evet arkadaşlar, herkese öncelikle merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sizleri görmek çok güzel. Dünya tek tarafından da olsak bağımızı gördüğünüz gibi kaybetmiyoruz. Herkes iyi mi öncelikle? Herkesin keyfi yerinde. Okay, harika. Sizi görmek çok güzel. Benim de keyfim yerine geldi şimdi. Dünya tek tarafından da olsak hep beraber olabiliyoruz. Güzel. Şimdi bugün soru cevap seansı yapacağız. Hem de birbirimizi görmüş oluruz. Eğer herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Halledebiliriz. Şimdi Kurt bana önce e-postayla soruları göndermiş. Onları cevaplayalım. Kafadan çıkartalım. Ondan sonra sohbetlik vaktimiz de olacak diye ümit ediyorum. Bu kadar çok soru hallederiz. Sorun yok. Okay. Şimdi herkes dersleri devam ediyor değil mi? Sadece soru cevap seansı var diye gelmediniz. Yani derslerde devam ediyorsunuz. İyi güzel. Tek türlü bir yere varamayız. Dünyanın öbür tarafında olsak da ben dersleri dinliyorum her gün, onu söyleyeyim. Ama bugün derse kaçırsak çünkü çerçeveyi bozarız. Okay. Şimdi başlayalım sorularla. Ali sormuş öncelikle. Şunu çıkartalım. Mutlu Hocam iyi geceler. Diyarbakır'dan soruyorum. Grupta değilim. Adım Ali. Sorum birinci paragrafta Rabaş'ın üçüncü mektubundan alıntı parantezinde ne anlatılıyor? Onu anlamadım. Sesine itaat edeceğim. Yerdan kim dediği Mısır denilen zorluk içinde olduğunu hisseder. Bu aklın zorlandığı, düşüncelerin aklını hırpaladığı zivugüm dehaka ile başladığı yerdir. Rabaş'ın üçüncü mektubundan. Tamam. Öncelikle arkadaş Diyarbakır'dan katıldığı için iyi. Diyarbakır'da fazla arkadaşımız yok. Şöyle diyeyim Ali. Rabaş'ın mektupları bize bir şey anlatırken Rabaş arkadaşlarını yazıyor. Mektupların zaten anlamı o. Kendisi yurt dışındayken hala gruptaki arkadaşlarına iletişim koparmıyor. Bakın o da Rabaş kaç yıl önce gemiyle İngiltere'ye gidiyor. O zaman uçak falan yok İngiltere'ye. Gemiyle İngiltere'ye gidiyor. Oradan bile arkadaşlarıyla hep iletişimde. Bağlı Sılam'ın mektupları, o da yurt dışındayken öğrencileriyle hep iletişimde. Rabaş yurt dışına gidiyor, öğrencileriyle iletişimde. O yüzden buradan da birkaç örnek almamız lazım. Rabaş'ın mektupları dediğimiz zaman, Bağlı Sılam'ın mektupları dediğimiz zaman burada hiçbir zaman gördüğünüz gibi bağ kaybetmiyorlar. Genel olarak buraya bakmamız gereken şey şu. Üçüncü mektupta sesine itaat edeceğim yaradan kim dediği, bu bizim egomuz. İçimizdeki firavun. Kişi manevi yolda ilerlerken maneviyata karşı olan duygularımız var. Bunlar neden yaradanı dinleyeyim ki şeyleri? Yani neden dostlara gideyim ki? Tamam, aklınıza geldi mi bazen? Neden derse gireyim ki bugün? Neden de dostlarla buluşayım ki bugün? Neden bugün Facebook'ta arkadaşlara bir merhaba diyeyim ki gibilerinden? Lakin içimizde maneviyata karşı bir dürtü olduğu zaman, bir karşıtlık olduğu zaman diyelim, bağ kurmaya karşıdır bu genelde. Bağ kurmaya yaptığımız eylemlere karşıt koşullar bizler için firavun. O yüzden içimizde bu tür şeyler olduğu zaman diyoruz ki yerden kim ki ona kulak vereyim? Yani içimizdeki bağ kurma eğilimi kim ki? Benim doğamda değil, benim doğama karşı. Niye ona itaat edeyim ki? Koşulu. Ve bu aşmamız gereken kabuklardan bir tanesi. Klipa dediğimiz kabuk. Yani bize manevi yolda ilerlerken engel olan koşullar. İçimizdeki firavun. Ondan sonra başka ne demiş, bir sorusu daha var. Bir de ne diyor? Bu aklın zorlandığı, düşüncelerinin aklını hırpaladığı zivugim de haka ile başladığı yerdir. Zivug de haka demek niyetle arzunun üzerinde çarpıştığı koşul. Yani kişinin ikilemde kaldığı yer. Yapsam mı yapmasam mı diye zorlandığı yer. Karar verme noktası yani. Zivug de haka çiftleşme demek. Çarpışarak çiftleşme. Yani bir taraftan ışık var yaradan, bir taraftan kab var. Yani arzu. Arada kim var? İnsan. Niyet. O yüzden aşağıda kab, işte niyet. Kişide niyet. Bağımsızlığını inşa edeceği yer. Hep ikilemde kaldığı yer maneviyatta. O yüzden zivug de haka dediğimiz şey ışıkla kabın birleşiminde
kişinin hissettiği, yaşadığı koşullar. Bunlar ileride maneviyatta yapacağımız şeyler elbette. Ama maneviyatta ilerlerken de grubun içerisinde bu tür bir izlenim alabiliriz her zaman. İkilemde kaldığımız zamanlar. Maneviyata doğru bir şey yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Hep kişinin ikilemde kaldığı şeyler. Hayatta da bu ikilemde kalmamızın nedeni, bu tür ikilemlerde kalmamızın nedeni bizi yaş yaş maneviyatı da hazırlamak için. Çünkü yaratanlarımızdaki bağda da bu ikilemleri yaşayacağız. O yüzden dostlarla aramızda yaşamamız bizi bir nevi yaradana doğru hazırlama koşulu. O yüzden bu dünya bizim için her zaman ilerlerken hazırlandığımız yer maneviyat için. O yüzden bu tür şeyleri yani kulak vermemiz lazım. İçimizde uyanan bu tür sorgu suallere, ikilemlere, bunları aşmamız lazım. İkinci sorusu var. Ali'nin yine Diyarbakır'dan. Demiş ki sorum maneviyatı, ikinci soru maneviyatı istediğim halde gelmiyor. Yani yemek ister gibi istiyorum. Sonuçta ihtiyacım ama hiçbir şey hissetmiyorum ya da istemeyi bilmiyorum herhalde. Bir kez daha üstünden geçersiniz. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar bu maneviyatta hepimizin biraz duyarlı olması gereken şey. Hayattan fazla haz almaz maneviyata gelen bir kişi. Zaten hayattan bir haz alsaydı, hayattaki o mutlulukların içerisinde lay lay lom olsaydı, maneviyatı fazla aramazdık biz. Bizler hayatın boş olduğu, tat tuz vermediği hissiyatından geliyoruz zaten bir arayışa. Yoksa niye arayalım ki hayattan mutluysam? Hayatı niye sorgulayayım ki? Derim ki hey, keyfi bir yerinde, her şey güzel, hayat güzel vesaire. Ama bizler zaten hayatın tadı tuzu olmadığı hissiyatı, ne yapsak da mutlu olamadığımız hissiyatından bir arayışa giriyoruz. Niye yaşıyoruz ki sorusu zaten oradan geliyor kişiye. Çünkü bizlerin doğası haz alma mutluluğu. Haz alma mutluluğumuz olduğu için de bizim şeyimiz ne? Haz aramak doğamız. Hazı bulamadığımızdan soru soruyoruz. Niye ızdırap çekiyoruz ya da niye mutlu değiliz, niye haz alamıyoruz? O yüzden haz alamamak vesaire bunlar normal şeyler. Hepimiz için normal şeyler. Buradan zaten arayışa geliyoruz. O yüzden dünyevi hayatımızda da bazen arkadaşlar diyor ki hocam hiçbir şey hissetmiyorum. Hiç sıkıntı yok. Zaten hissediyor olsaydık hislerin kontrolü altında yaşardık. Bir hayvan gibi. Çünkü hayvan da hislerin kontrolü altında yaşıyor. Bizim için de aynı şey geçerli olurdu o zaman. Eğer o yüzden hissetmiyor olmamız ama bunun üstünde kafamızın buna yönelik neden böyle olduğuna bir anlayışa gelmesi bize burada haz vermeli. Yani anlatabildim mi nerede haz almamız gerektiğini? Hazzı, neden hazzı alamadığımın bilincinden alacağım. Çünkü öteki türlü haz hissetmiyorsam ve neden olduğunu da bilmezsem ne olacak? Dünyevi hayatta ne yapıyor insanlar? Depresyona giriyor. Çünkü neden mutlu olduğunu bilmiyor. Maneviyatta biz ne çalışıyoruz? Neden mutlu olamadığımızı, neden mutlu olamayacağımız bu hayat tarzında bu şekilde yaşarsak, onun bilincinde olduğumuz için. O yüzden bu başlı başına bir mutluluk. Niye? Doktora gitmek gibi. Hastalığımın ne olduğunu bilirsem çaresi var. Öteki türlü yok. Ama bu bizler için net olmalı. En azından Ali yeni aramızda ama eğitim merkezindeki arkadaşlar bu kadar dersten sonra ve genç gruptaki arkadaşlar, ana gruptaki arkadaşlar bunun biraz bilincinde olmamız lazım. Bizim mutluluğumuz haz alamamak değil ya da haz almak arayışında olmak değil. Bizim mutluluğumuz sebebi bilmek ve sonucuna yani çözümüne doğru ilerlemeyi bilmekten mutluluk alıyoruz biz. Bu şekilde ilerler iseniz o zaman kabımızdaki bu hissinin kontrolü içine düşmeyiz. Çünkü kişi nerede kendisini mutluluk içinde, sevgi içerisinde ya da nefret içerisinde bile hissediyor olursa hislerin kontrolü altında. Tıpkı sokaktaki herhangi bir adam gibi. Ama hayvanlar da öyle yaşar. Hislerinin kontrolü altındalar. O yüzden bizler için önemli bir faktör bunun bilincinde olmak. Ondan sonra bu Ali'nin sorusuna cevap Gökhan sormuş. Bu çevreyi sanki benim kalpteki noktammış gibi kabul ediyorum. Grup binlerce kalpteki noktadır demek.
manevi egoyu edinen grubun birbirine ihsan ederek Adem'i inşa etmesiyle yaratının niteliklerini grubun kalbinden tecrübe ederek üst dünyaların ruhsal bağını yaratan niteliklerini gruba çekmesini demektir. Manevi egoyu edinen grubun birbirine ihsan ederek Adem'i inşa etmesiyle yaratının niteliklerini grubun kalbinde tecrübe ederek üst dünyaları ruhsal bağını yaratan niteliklerini gruba çekmesi mi demektir? Şöyle diyeceğiz ona. Şimdi gruba aslında nasıl diyelim onu? Şimdi Gökhan şöyle. Biz maneviyatı çalışırken önümüzde gözümüzün önünde grup var. Ama işin açıkçası retinalanmasından her şey kafamda. Dolayısıyla kişinin aslında manevi çalışmasında yaptığı her şey kendi üzerine ışık çekmesinde. Niye? Çünkü dışarıdaki değişen tüm görüntü aslında benim değişimim. Şimdi dostlar neden bu yüzden önemli? Grubun üzerine çekmek ya da grup adına dua etmek, grup için istemek neden önemli? Çünkü grup için istemek aslında bizim ıslahımız oluyor. O da aslında kendimiz için. Yani sonuç itibariyle manevi çalışmada hani bazen hep başkalarına ihsan etmek, başkalarına diyoruz ama mantıklı düşünce olursak realitenin algılanışından her şeyi kendim için yapıyorum. Ama kendim için yaptığı hissiyatında olmadığım için bu ıslahımıza neden oluyor. O yüzden arada sırada bunu hatırlamanız lazım. Yani dostlar için yapıyorum ama aslında hepimiz bir adam olduğumuz için, hepimizin ilerleyişi için. Hepimiz sonuç itibariyle bir insanız. Şimdi grubun üzerine ışık çekmek taleple olur. Talep ne? Kabımız, arzu yani. Ancak grup için yaradanın yardımını arzular isem kalbimde, o zaman yaradana ışık çekebilirim. Öteki türlü çekemem. Yaradan lafla iş yapmıyor. Yaradan kalbimize göre iş yapar. O yüzden kalbimiz nasıl ise o talebe göre olmalı. Şimdi ama henüz kalbimiz orada değil iken manevi çalışmada nasıl yapabiliriz? Lafla da yapabiliriz. Çünkü henüz laftayız. Yani içimiz dışımız bir değil. Anlıyoruz ki içim ve dışım aynı değil. Kalbim ve ağzım aynı şeyleri söylemiyor. Aynı arzuda, histe değil. Ama bir yerde başlamamız lazım ki mutabakata gelmeye başlayalım. Ve kişinin çabası ışık çeker. Başarısı değil. Bu da büyük bir, bizler için iyi bir şey olması lazım. Anlayış olması lazım. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki başaramıyorum. Başarmamak bizim elimizde olan bir şey değil ki maneviyatta. Bizim elimizde olan şey çaba sarf etmek. Küçük çocuklar da çaba sarf ediyor. Başaracak mı, başaramayacak mı? Biz bunları bilmiyoruz. Bundan sonradan karne geldiği zaman belli oluyor. Ama önemli olan şey ne? Çaba sarf etmek. Yerden çabamıza göre değerlendiriyoruz. O yüzden kişinin çabası önemli. Düşüncelerimde, yani düşüncemde, lafta bile dostlar, kalbimde mi arzulum, lafla da olsa. Düşünüyor muyum? Kafamda var mı? Tamam, kalbimi atın bir kenara. Kalbimiz taş gibi bir şey. Bir şey hissetmiyor. Var mı bir şeyler hisseden kalbimde? Atışı dışında pek bir şey hissetmiyoruz, öyle değil mi? Bir tek atıyor orada, o da elinizi koyarsanız hissediyorsunuz. Yoksa kalbini falan hisseden yok öyle. Ya kendimizi iyi hissediyoruz ya da kötü hissediyoruz. Onun dışında öyle adamın kalbinde falan bir şey yok. Kabasitler boşuna demiyor, taştan kalbi diye. Yani bir şey hissetmez. Burada önemli olan, o yüzden başlangıçta hep beraber gruba ışık çekmek demek, manevi çalışma esnasında, özellikle derslerde. Derslerde hep beraber bu ilerlemeyi, manevi ilerleyişi isteyerek çalışmak. Bunu düşünerek çalışmak. O yüzden başta dersin başında ne yapıyoruz? 10-15 dakika hazırlanıyoruz derse. Derse hazırlanmaya devam ediyorsunuz değil mi? Hem pazartesi hem çarşamba. Tamam. Okey. Bu çünkü çok önemli. Derse hazırlanmak son derece önemli. Çünkü dersten ne isteyeceğimi tayin ediyor. Ben niye bu derse girdim? Niyet ne demek? Bir işi neden yapıyorum demek. İşi çekmek niyete bağlı. Lafla da olsun. Hiç önemli değil. O yüzden dostlar için talepte bulunmak, hep beraber manevi yolda ilerlemek, insan sevgisine doğru yakınlaşmak ki Yaradan'a memnunluk getirelim. Ama Yaradan faktörünü hiç unutmayacaksınız. Her zaman söylüyorum bunu.
maneviyatın amacı Yaradan'a ihsan etmeye gelmek. O yüzden Yaradan'ı da denkleme eklersek, bu şekilde çalışırsak ilerleriz. Gruba ışık çekmek bu. Işık çektikten sonra ne hissedeceğiz? Gökhan burada güzel güzel şeyler söylemiş ama ben size bir heads up vereyim. Yani şimdiden önümüzü görelim. Bu nitelikleri gruba çekmek değil. Yani üst dünyaların ruhsal bağını gruba çekmek değil. Biz ışık çektikçe yerden bize ne gösterecek manevi yolda? Kusurlarımızı gösterecek. Öyle değil mi? Yani nerede kötü olduğumuzu gösterecek. Sen Gökhan güzel güzel şeyini yazmış öyle. Maneviyatı, manevi edinimi vesaire edineceğiz. Doğru ama manevi edinim öncelikle kötülüğün ifşasından gelir. Yani biz maneviyatı çalıştıkça, niye önceden söylüyorum bunu ki yoldan kaçmayalım diye kötülük ifşa olunca. Biz maneviyatı çalıştıkça yaratanın ışığını çektiğimizi nerede hissedebiliriz? Nasıl ölçebiliriz kendimizi? Bir, kötülük ifşa olduğu zaman. İki, isteksizlik. Biraz önce Ali'nin sorduğu gibi Firavun geldiği zaman. Niye çalışayım ki? Niye yapayım ki? Adamın bir sürü bahanesi gelir. Işığı çektiğinizi orada anlarsınız. Maneviyata karşı bahanelerim var mı? Dostlara karşı bir antipatim var mı? Ne bileyim, dostlara karşı iticilik var mı? Maneviyata iticilik, içimdeki kötülüğün ifşası vesaire. Yani biz maneviyatta ilerledikçe kötülük ifşa olacak. Işığı çekmek bu. Yerden şey, bir karanlık odada ışık açmak gibi. Karanlık odada kirli tozu falan göremezsiniz. Kir, toz, her şey gizli karanlık odada. Işığı açarsınız, nasıl tozlu, kirli, neresi pis görürsünüz. Yerden ışığı üzerimize aynı şekilde işleyecek. O yüzden ilerleyişinizi bu şekilde ölçebilirsiniz. Sonra Zafer sormuş. Direkt soruya geleyim ben. Okay. Bir sorusuna geleyim, bayağı uzun çünkü. Okay, Zafer bana bir soru sormuş. Biraz uzun. Onu geçelim çünkü pek kabalayla ilgili değil ama ona ben e-postayla geri dönerim. Okey, Emre sormuş. Zamanla sevemediğim dostlara karşı nötr olmaya ve sevmeye başlıyorum. Bu bir ilerleme midir yoksa alışkanlık mı? Yok, bence bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Zamanla sevmediğim dostlara karşı nötr olmaya veya sevmeye başlamak iyi bir şey. Bu da içimizde bir değişim. Bu tür değişimleri ölçmemiz lazım. Çünkü adama eskiden niye sevmiyordum, şimdi nasıl oluyor da seviyorum sorusuna getirmesi lazım. Değişimlerimizi, öncelikle not alman güzel. Eskiden onu sevmiyordum. Sonra nötr oldum, şimdi sevmeye başladım. Bu başlı başına bir değişim yani. Anladım. Maneviyat çalışmıyor olsaydık bu değişimleri yaşamazdık. Ya hep nötr kalacaktım ona ya da hiç sevmeyecektim. O yüzden bu tür şeyler manevi çalışmada ilerleyişimiz. Aynı zamanda kişi yavaş yavaş kendi şunu da sormaya başlar. Niye sevmiyorum ki? Yani eğer sevmiyorsam birini ve hala sevmiyorum diyelim. Niye sevmiyorum sorusunu içimizde çıkarması lazım. Niye sevmiyorum ki, bir saniye. Onu Yaradan yarattı. Bu şekilde yaratmış olması onun suçu değil ki. Yani beni de sevmeye olabilirler. Beni de ben yaratmadım. Bu benim de suçum değil ki. Kendiniz açısından bakarsanız kişi kendi içinde kötülük gördüğü zaman şunu nasıl diyor? Yaradan bizi böyle yarattı. Yani ben kendimi böyle yaratmadım. Arkadaş da Yaradan öyle yarattı. Ve arkadaşın gözüme o şekilde gözükmesi benim içimde öyle kötü, olumsuz bir niteliğin olmasından kaynaklanıyor. Yani yerden bize dostu sevmediğimizi gösteriyor.
Ama sevmeye gelmek istersek de burada Emre'nin dediği gibi bizi değiştirir. Bu iyi bir izlenim. Ve kısa zamanda olmuş olması da güzel. O yüzden güzel. Bunlar iyi çalışmalar arkadaşlar. Belli ki bazı şeyler işe yarıyor ha. Emre sormuş, ne yapmış olduğumuz öğlen akşam okumaları, çalıştıklar kuralları gibi yapılanlar eskiden gelen yazılı bir metot mudur, yoksa Rab'ın eklediği eylemler midir? Bunlar kabalistlerin sürekli yaptığı şeyler. Sadece öğlen akşam okuyorsunuz ama ben yerinizde olsam danslık okurdum gün içinde. Yani grupla öğlen ve akşam okumanız iyi ama kendi başınıza iseniz gün içinde de okuyun. Ben bazen dersleri gün içinde 2-3 kere dinliyorum. Size öğretmeme rağmen. Kabalist ölene kadar kabala çalışır, onu size söyleyeyim. Yani ben kabalistiz ya da bir yerlerdeyiz, yok öyle. Kabalist ölene kadar kitapları okur, kitapları çalışır. Her zaman eksikliğim var mı? Nerede kendimi tamamlayabilirim? Ya da bir şey okudum ama kaçırdım mı? Hep güzel bir örneği var kabalistlerin. Yaşlı kambur bir adam yürürken yolda iki büklüm yürüyor ya. Sanki sürekli bir şey kaybetmiş ve onu arıyormuş gibi yürür. Bizler de o şekilde olmalıyız hep beraber. O yüzden demek istediğim şey neydi? Yani günde hem öğlen hem akşam okuyorsunuz ama ben yerinizde olsam arada sırada gün içerisinde de ne bileyim ara dönemlerde bir paragraf falan bir şeyler okurdum tekrar düşüncemi kafamı rayına sokmak için. Hepimizin vakti yok dersi sürekli dinlemek için. Ama ben de şu anda tatildeyim, istisnai bir durum. Ama gün içerisinde bir paragraf da olsa 2-3 satır fazla okumanıza gerek yok. Arada bir açıp bakmakta fayda var ki düşüncelerim, kalbim tekrar neden yaşadım. Özellikle günün temposu yoğun ise. Ama tuvalete gittiğiniz zaman okuyun, işe geri dönün. Neden? Tekrar bana neden bu yoğunluğum var? Aklım nerelere kayıyor? Hep kendimizi hatırlatmak için. Yardanla beraber sürekli, en azından düşüncelerimizde yardanla beraber olabilmek için kendimizi hatırlatma yapmak zorundayız. Kabalistler de sürekli gün içerisinde, işlerinin ortasında arada bir açar, birkaç satır okursak. Nereyi okudukları da önemli değil, onu size söyleyeyim. Herhangi bir kitabı açın, herhangi bir yeri, önemli değil. Yeter ki düşüncelerimi, kalbimi tekrar bir rotaya sokayım, kendime format atayım yani. Sonra işe devam. Bir dakikanızı falan ayırsanız yeter. O yüzden bunlar eskiden beri, binlerce yıldan beri var. Çalıştay kuralları, o da Zohar'dan geliyor çalıştay olayı bize. Zohar kitabını yazan kabalistler tüm Zohar'ı aralarındaki sohbetle yazdılar. O yüzden pardon. Sırayla konuşur. Öyle değil mi? Sesim geliyor mu? Şimdi? Şimdi geliyor. Okey, tamam. Çember metodu, şöyle söyleyeyim. Çember metodu binlerce yıldan beri var. Nereden var? Türklerin kabilelerinde de vardı. Çadırlarımız çok yuvarlak ya. Tüm kabileler gelir bir araya. Çemberde otururlar. Çember metodu aynı şey. Çalışlar. O yüzden bu metot binlerce yıldan beri var. Birçok kültürde var bu. Ve doğal bir metot. Doğal bir metot olduğu için kabalistler Zohar kitabını da beraber grup olarak yazdılar. Zohar kitabı Rashbi yazdı desek de Rashbi yazmadı aslında. Rabbi Yossi. Kabalist Yusuf aldı onu kaleme. Ama hepsinin yazılarından ya da Abba mı yazmıştı? Sanıyorum Abba yazmıştı. Okay. Kurt, iki tane zoom'um açık. Bir tanesini mute edeceğim. Tamam, oğlum, çünkü ekor yapıyor bana.
Sesim ama geliyor. Ben yapayım YouTube'dan. Şöyle sesim geliyor değil mi hala? Okey tamam. Hayır. Bir dakika. Gelmiyor mu? Beni duyabiliyor musun? Tamam. Buradan kısayım o zaman. Şimdi tamam. Ses var mı? Okey. Tamam okey. Sıkıntı yok. O zaman şöyle. Çember metodu o da binlerce yıldan beri var. Kabilelerde olan bir şey. O yüzden metodun bir parçası arkadaşlar. Sıfırdan bir şey icat etmeyiz kabalistlerde. Zaten sıfırdan bir şey icat ediyor olsak ilim otantik olmaz. Burada değişen bir tek şey var kabala ilminde. O da nesil değişiyor. Metot hiçbir zaman değişmez. O yüzden binlerce yıldır hep ne diyor? Aynı metodu kullanıyorlar. Egomuzdan çıkmak, benimizden sıyrılmak ki yardanı edinelim. Nasıl edinebiliriz? Form eşitliğiyle nasıl olacak o? İnsan sevgisini edinirsek yardanın sevgi niteliğinde ediniriz dedikleri şey. Binlerce yıldır aynı metot. Doğanın kanunlarında form eşitlik metodu. Değişen metotta hiçbir şey yok. Kabala ilminde bunca yıldır değişen bir tek şey var. Nesillere anlattıkları için kaynakların anlatımı değişiyor. O yüzden kabalistler binlerce yıldır ne yapıyorlar? Kaynakları güncelliyorlar ki nesle uygun anlatıma getirsinler. O kadar. Onun dışında bir şey yok. Değişen bir şey yok. Sabah derslerinin saat gereği bir miktar uykulu olduğunuz için sabah olduğunda genelde aklımda derse ait bir şey kalmıyor gibi. Normal midir diye sormuş Emre yine. Arkadaşlar dersten iyi sonuç bekliyor iseniz dersten çıktıktan sonra kafanızda hiçbir şey kalmamalı. Sabah dersinden çıktıktan sonra birisi dersten ne hatırlıyorsun dediği zaman öyle apışıp kalmanız lazım. Niye? Onu da söyleyeceğim. İçimizde yeni aldığımız bu bilgi manevi bir bilgi. Dersin çoğunu kulaklarımız duymuyor bile. Dersin üzerinden 10 kere geçseniz, aynı dersin üstünden 10 kere geçseniz 10 kere kaçırdığınız şey bulursunuz bir sürü. Öğrendiğimiz şey yepyeni bir şey. Ve vermek istediği şey de bize yeni bir doğa. O yüzden dersin çoğu zaten es geçiyor bizi. O yüzden önemli olan şey derste niyet. Ne anladığım değil. Hiçbir kimse kitapların içinde ne olduğunu bilerek maneviyatı edinemez. Kişi sadece kalbi değişirse maneviyatı edinebilir. Kalbi değişen adamın aklı değişeceği için maneviyatı yeni bir akılla anlar. Ama kalp değişmeden kitaptakileri bilerek maneviyatı edinmek diye bir şey yok. Dünyamızda da öyle bir şey yok. Suya atlamadan yüzme bilinmez. Kitaptan hiçbir şey bilemeyiz uygulayana kadar. Sadece felsefi olur. Bu yüzden kitaptakileri ya da çalıştığımız şeyleri hatırlamıyorum. Hiç sorun değil. Gün be gün biz yıkanıyoruz derste. Sürekli. Gün be gün. Daha sonra göreceksiniz ki birden değişim içimizde olacak. Birden, biraz önce Emre'nin de yazdığı gibi. Eskiden sevmiyordum. Sonra nötr oldum. Sonra sevmeye başladım. Vah! Birden değişim yaşayacağız. Ve içimizde de bu birikim olması lazım. Birikecek bir yerden sonra taşacak. O yüzden bence çok iyi bir koşul, son derece de normal bir durum. Okay. Ondan sonra gelelim. Derya sormuş, makalelerde geçen karanlığı erken uyandırmak ne demek? Karanlığı erken uyandırmak, şafağı erken uyandırmak demek. Yani bu şu demek, yaradan benim üzerimde iş yapmadan ben onu davet ediyorum demek. Yani yaradanı ben çağıracağım. Zamanında değil, zamanı hızlandırmak dediğimiz çalışma. Hayatta iki şekilde ilerleyebiliriz arkadaşlar. Bir, yaradan bizi enseden tokatlayacak, itecek arkadan. O şekilde gideceğiz. Hayatın ızdırabı dediğimiz şey. İkinci yapabileceğimiz şey bilinçli ilerlemek. Bu şafağa önceden doğmak demek. Yani yaradan bizi çağırmadan ben onu çağıracağım. Gerçi
Orada da geldiğimiz zaman şemati makalelerine başlayacağız. Şematilerde öğreneceğiz. Yaradan, kişi yaradana döndüğü zaman bile yaradan aslında kişiyi döndürtüyor yaradana. Ama yine de kişinin manevi çalışması, istikrarlı bir şekilde çalışması, şafağı uyandırması, ışığı önden getirmesi. Ki yerden elinden tutalım. Yani sanki yerden bize elini uzattı, biz de ona elimizi uzatıyoruz gibilerinden. Öteki türlü yerden bizi ite kaka büyütmek zorunda. Hayatın ızdırabı o. Dünyadaki insanların çektiği ızdırap da bu yüzden. Yani ızdırap çeke 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 yeter dedikleri bir noktaya gelmeleri lazım. O yeter dedikleri noktada aramaya başlarlar çözüm. Ondan sonra cuma. Karanlığı uyandırmak için neler yapabiliriz ki koşula önceden hazırlanabilelim demiş Deryan'da ikinci sorusu. Bunu da şöyle yapacaksınız arkadaşlar, istikrarlı çalışma olması lazım. Hayatımızdan da bu şekilde öğreniyoruz. Yerden bize manevi çalışmada yeni bir hayat koşulu, yeni bir dünya düzeni, doğanın ötesinde yeni bir şey getirmiyor. Hayata bakıyoruz. Okula gitmeyen çocuk başarılı olamaz. Maneviyatı çalışmayan kişi de başarılı olamaz. Bu kadar basit. Yani maneviyatta ilerlemek istiyorsak dur bu. O yüzden hayattan öğrenmemiz lazım. Kişinin önceden hazırlaması demek, sistemli bir şekilde maneviyatı çalışması demek, manevi bir ritme girmiş olması demek. Yavaş yavaş hayatı bu şekilde öğrenmesi lazım. Çünkü kişiye gelen sıkıntılar, problemler, ızdırapların tek bir nedeni var. Kişi şu anda olması gerektiği yerde değil ve yerden de oraya getirmek istiyor. Yani 5. sınıfta olmam gerek ama 3. sınıftaki çocuk gibi çalışıyorum ya da 4. sınıftaki çocuk gibi çalışıyorum. Yerden ne yapmak zorunda? İte kaka, ite kaka, dürte dürte, dürte dürte 5. sınıfın seviyesine beni getirmek zorunda. Niye? Çünkü bu sadece benim ilerleyişim değil. Bizler insanoğlunun bir parçasıyız. Ben geri kalır isem tüm insanoğlu geri kalıyor. O yüzden ne diyor kabalistler? Dünyadaki tüm ızdırapların suçu kim? Suçlusu kim? Kalpteki noktası uyanıp da tembel olan adamlar. Dünyadaki başka adamların seçimi yok çünkü. O yüzden hepimiz kalpteki noktası uyan insanlar olarak bu sorumluluğa yavaş yavaş gelmemiz lazım. Eğer yani ben işimi yapmıyorsam dünyadaki tüm savaşlardı, ölümlerdi, açlıktı, tecavüzdü, sefaletti, şuydu bu bizim suçumuz. Dünyanın dengesini sadece kalpteki noktası uyanıp çalışmada olanlar değiştirebilir. Başka hiç kimse değiştiremez. Onun dışında doğanın akışı var sadece. Dünyada istediğiniz tüm dinlere de bakın, çalışmalara da bakın. Hiçbirinde tüm dünyayı iyiliğe getirmek ve buradan kendi değişiminden tüm dünyayı iyiliğe getirmek konsepti yok. Kabala hariç. O yüzden kişinin kendi gelişimi tüm insanoğlunu etkiler. Bu yüzden hepimizin çalışması ülkemiz için, ailemiz için, çocuklarımız için, tüm dünya için son derece önemli. O yüzden çalışmayı o mantıkla da düşünerek başlayabilirsiniz. Tüm dünyayı bir kenara bırakın, tüm dünya bize biraz uzak. Ama düşünün bir, ben iyiye doğru değişirsem ailem, sonra şehrimdeki insanlar, ülkemdeki insanlar, dünyadaki insanlar diye düşünün. En yakın çevrenizden. Başlayarak hepimiz o yüzden sistemli bir çalışma içerisinde, metodolojik bir çalışma içinde olmamız lazım. Dünyada kötü haber gördüğünüz zaman yerden niye yap demeyin. Ben neyi yapmıyorum diye sormamız lazım kendimize. Ben niye yapmıyorum ki yine dünyada bir yerde bir nane oldu. Okey, şimdi soruları bitirdik. Onun dışında herhangi bir şey var mı? Kurt birkaç şey göndermiş buradan. Bunlara bakalım hemen. Bir saniye bekleteceğim sizi. Okey, bir de Kurt'un gönderdiği sorulara bakalım hemen. Melek sormuş, kabımızı büyütmek ne demek? Kabımızı büyütmek demek, maneviyata olan arzumuzu büyütmek demek. Yani kalpteki noktamız küçük bir nokta biliyorsunuz. Ondan bir kab yapmamız lazım. Yani maneviyatı alma arzumuzu büyütmek lazım. Zaten biz bir alma arzusuyuz, değil mi? Alma arzusu olarak
maneviyatımızı büyütme arzusu. Kabımızı büyütmek o demek. Ondan sonra cuma, pardon şu ekranı bir ayarlayacağım. Evet. Kendim için değil, ihsan etmek için almak tam olarak ne anlama geliyor? Yani ihsan etmek için aldığımız ışık veya gücü bu dünyada insanlar için başkalarının arzularını doldurmak için mi ihsan edeceğiz, yoksa onu yalnız maneviyatta da kullanmalı mıyız? Arkadaşlar, o sadece maneviyatta olan bir şey. Bizim dünyamızda yok ki öyle bir şey, ihsan etmek için almak. Bizim dünyamızda ihsan etmek için almak egoistçe bir konsept. Yani bir başkasına iyilik yapıyorum ama karşılığında bir beklentim var. İhsan etmek için almak bu dünyada da var çünkü. Daha önce derslerde hani bunun üzerinden geçmiştik. İnsan başkasına iyilik yapıyor çünkü başkasından bir beklentisi var. Başkasına yönelik bir hesabı kitabı var. O yüzden böyle bir durum var bizim dünyamızda da. Ama esas maneviyatta ihsan etmek için almak demek, Yaradan'dan belli bir güç alıyorum. Yaradan'ın yerinde olarak o eylemi ben yapıyorum. O yüzden yaratılışın amacı ne? Yaratılışta Yaradan'a ortak olmak, Yaradan'la paydaş olmak. O yüzden Yaradan gibi ihsan etme seviyesine gelmek demek, onun yapacağını ben yapıyorum. O yüzden Yaradan'ın yanında yürümek var. Hem merhamet dedikleri seviye. Ondan sonra bizim kitaplarımızda da geçer o. Müslüman, kime Müslüman denilir? Yaradan'la beraber yürüyene denilir. Öyle değil mi? Okumuş olmanız lazım. O yüzden Yaradan'ı edinmesi lazım. Edinmeden olamaz. Yaradan'ın yanında yürümek demek merhamet seviyesine edinmiş olmak demek. Ancak öyle bir kişiye Müslüman denilir. Maneviyatta öyle. O yüzden Yaradan'ı edinmediyse yok öyle bir şey. Yaradan'la yürüyene Müslüman denilir, merhamet seviyesi. Akabinde Yaradan'ın önünden koşmak var. Yani onun yapacağını ben onun yerine yapacağım. Bu Yaradan'ı başlı başına edinmek sevgi seviyesi. Hani anlattım ya, Maslow'un üzerinde iki seviye var diye, belki derslerde görmüşsünüzdür. Biri merhamet seviyesi, ötekisi sevgi seviyesi. İhsan etmek için almak o sevgi seviye, sevgi seviyesi. Ondan sonra neden kadınların çalışmasına dair bir örnek göremiyoruz? Niye göremiyorsunuz? Sara var. Biz İbrahim'i baz alıyoruz. Siz de İbrahim'in eşini baz alın. Okay. Nezihe sormuş. Hocam, benim sorum şu: karşımıza çıkan insanlarda gördüğümüz olumsuz özellik ve davranışların aslında bizim ıslah etmemiz gereken özellikler olduğunu söyledik. Bu insanlar yakın çevremizde iseler ve biz de diyelim ki anladık. Pardon, sorular kaydı. Biz de diyelim ki anladık ve kendimizi frenlemeye başladık. Hatta artık o davranışları söndürdük diyelim. Bu insanlar hayatımızdan mı çıkıyor ya da artık bize gıcık davranmamaya mı başlıyorlar? Biz ıslahımızı nasıl anlayacağız? Tekrar aynı durumlara maruz kalmamak için. Arkadaşlar, dışarıdaki insanlarla ıslahınıza başlarsanız işin sonunu getiremezsiniz. Çünkü orada 8 milyar adam var. Islah demek maneviyat, yani maneviyattan bahsediyor isem, dünyevi hayatındaki davranışların ıslahı değil ıslah. Dünyevi hayatımda eskiden yalancıydım, şimdi doğru söylüyorum ve ıslah oldum. Öyle bir şey yok. Adamın fırsatı olsa yine yalan söyler. İçimizden kaybolmuyor ki o tür şeyler. O yüzden kendimizi kandırmamız lazım. Maneviyata göre ölçüm yapmamız lazım. Maneviyat ne demek? Başkasıyla sevgi bağına gelmem demek. O da kalpteki noktalarda olacak. Başkasıyla sevgi bağına gelmek, dünyevi sevgi anlayışımızla hiç alakası yok. Maneviyatta sevgi bambaşka bir olay. O yüzden gerçekten kalpteki noktamızdan gelen bir eyleme doğru gitmemiz lazım. Bu yüzden maneviyat
grupta olur. Manevi bir grubun içinde kalpteki noktası uyanmış ve kalpteki noktasından hareket etmeyi isteyen insanlar vasıtasıyla olur. O yüzden dünyevi hayatımızdaki karakterle, dünyevi hayatımızın yapısıyla, şuyla, buyla ilgili değil. Elbette dünyevi hayatımızda insanlara zarar vermiyoruz. Ama o da yani maneviyata ters bir şey. Dost sevgisine ters bir şey, insan sevgisine ters bir şey. Ama şunu sanmamamız lazım. Kendi içimde değişiklik yaptığımı sanarak ıslah olmak, böyle bir şey yok. O sadece dünyevi değerlerde ahlak olur. Bizim de ahlakla bir işimiz yok. Hiçbir işimiz yok hem de. Kabala ilmi ahlaki bir öğreti değil. Bu şeyler dinlerin işi. Görüyorsunuz da ahlakı en çok konuşanlardan en çok ahlaksız çıkar. Bu böyledir. Doğanın kanunları böyle. O yüzden maneviyatta tümüyle manevi grubun içinde yaptığımız çalışmada insan sevgisine karşı olan şeyleri ıslah etmemiz lazım. O ıslahı da biz yapmıyoruz. Biz yapamayız. Kendi kendimizi biz değiştiremeyiz çünkü. Yerden yapar. Ama bizim başlı başına kötülüğümüzün ifşasına gelmek, bağ kurmayı istememek, sevmeyi istememeye gelmemiz bizim için başlı başına bir ilerleyiş safhası. Ki nerede abanmam gerektiğini göreyim. Sevemiyorum, daha çok sevmeye çalışacağım. Çünkü belli bir noktaya getirecek bizi. Sevememekten şikayetçi olmaya başlayacaksınız. O yerden dönmek. Yani bu dünyada yerden nasıl dönüyorlar? Dünyevi hayatımın eksikliklerinden dolayı yerden dönüp dua ediyorlar, öyle değil mi? Ne diyorlar? Ya bana sağlık ver, para ver, şunu ver, bunu ver diye yerden dönüyorlar. Maneviyatta yerden dönüş, ben başkalarını sevemiyorum. Sevmek için bana yardım etti. Yerden dönmek bu maneviyatta. Başka bir şey zaten yerden duymuyor. Bu yüzden dostlar için dua etmeye gelmek, dostları düşünmek, onların iyiliğine yönelik çalışmak bizi doğru yönlendirmenin yolu. Bu yüzden hep sağ çizgiden gidiyoruz maneviyatta. Sağdan bastıkça gaza, sol ortaya çıkacak. Sağ daha çok tutunacağım. Sol yine çıkacak. Ta ki bir kırılma noktasına gelmem lazım. Yani kalbimin artık sevmek istiyorum demesi lazım. Bu zaman alır, onu da söyleyeyim. Bu birden olan bir şey değil. Ama grup içinde çalışmaya neden grup içinde maneviyat çalışılır anlamamız lazım. Kalpteki noktaya yönelik çalışıyoruz. Dünyevi hayattaki iyilik, kötülük anlayışına göre değil. Ve kalpteki noktaya yönelik bizim şu anda hiçbir anlayışımız yok. Onu bile hissetmiyoruz biz. Bize kabalistler demese, kalpteki noktanın uyanışı, hayatı boş hissetmen, hayatın manasını anlaman, işte hayatı sorgulaman, bu işte kalpteki noktanın uyanışı demeseler bize, bizim dünyadan haberimiz olmayacak ki. Ya depresyonda olacağız ya bilmem, yani kafamızı neyle uyutuyorsak orada olacağız. O yüzden özellikle adamlar bize söylüyor, bizim kalpteki nokta izlenimimiz olmadan yavaş yavaş bize yolu açıyorlar. Böyle bir insan şimdi yavaş yavaş çalışıp kendisini geliştirebilir diyor. Melek sormuş. Hocam ben bu aralar çok depresif zamanlar geçiyorum. İçimde Yaradan'ın bana verdiği o hediyenin, maneviyata gelmenin, bu çalışmanın değerini, önemini anlamadığım hissi veya yeterince değer vermediğim hissi beni yıpratıyor. Ve hiçbir şeyin tadı tuzu kalmıyor. Ben yerden layık bir şekilde nasıl derslerimi çalışabilirim ki onun bu hediyesinin karşılığını yeterince verebileyim. Şimdi arkadaşlar, manevi çalışmada kişinin ne bileyim bu tür şeyler hissetmesi, aynen yazdığı şeyleri hissetmesi normal ama bu işin içinden çıkmak için dostları düşünmem lazım. Depresyon demek kulağınıza küpe olsun. Hayatta da öyle. Dünyevi hayatta depresyonda olan insanlar en bencilce davranırlar. Niye? Çünkü sürekli kendisini düşünüyor. Ben, 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 ben.
Ama yeter yani. Başkasını düşünürseniz bu koşuldan çıkarsınız. Depresyondan çıkmanın tek çözümü var dünyevi hayatımızda. O da bir başkasını sevmek. Kendinizi sevmek yerine başkasını sevmeye çalışın. Depresyon falan kalmaz. Niye? Çünkü depresyonda olmamız hep kendimize endeksli hesap yapmamız demek. O yüzden depresyonu ne ilaçla çözebilirler ne de başka bir tedaviyle çözebilirler. Çözmenin tek yolu insan sevgisi. Başka hiçbir yolu yok. O yüzden dostlara yönelik çalışman lazım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yerdandan bir şeyler bekliyor olabilirsiniz maneviyatta. Var mı beklentisi olan yerdandan? Ben kimse el kaldırıyor mu? Göremiyorum herkesi gerçi. Var. Ben beklemezdim. Tamam, o el kaldıranlar var. Bir daha kaldırın bakayım, şimdi ekranı büyüttüm. Var mıydı? Okey, harika. Şimdi ben size söyleyeyim. Yerdandan bir şey beklemeyin bence. Yerden yapacağını yaptı zaten. Tamam, neden yaptı? Bizleri uyandırdı. Tamam, bizi öğretiye getirdi. Hayatımda neden kendimi boş hissediyorum cevabını verdirtti. Önümüze dostları koydu, rehberi koydu, kaynakları koydu. Koskoca bir dünya grubu var. Yani elimizin altında her şey var. Diyor ki, sen de yap bir helva yani. Tüm malzemeleri vermiş. Başka bir şey yapmayacak. Yerdandan sadece problem gelir. Ben size onu da söyleyeyim. Yaradandan adama sadece problem gelir. O yüzden uyanmışsa adam gaza bassa iyi eder. Gerçekten. Bu o yüzden Davut ne diyor? Şafağı ben uyandırırım. Şafak beni değil. Niye? Bir bakarsanız hayatına bin bir problemden geçmiş bir adam. Hiçbirinin hayatı güllük gülistanlık değil. Onlar nasıl böyle bir izlenime geliyor? Çünkü diyor ki abi yeter. Onlar da yeter dedikleri için şair oluyorlar. Niye Davut bir sürü şiir falan yazmış? Çünkü artık yeter demiş. Belli bir noktaya gelmiş adam. Artık ben yapayım bu işi. Sen dokunma diyor yaradan. Dokunma demesi için tempoyu onun gaza basarak vermesi lazım. Yerden yapacağını yaptı ve insanoğlunun en büyük problemi bu. Yerden bir şey yapsın diye bekleyelim. Hiçbir şey yapmayacak. Ömrünüz böyle geçer, onu söyleyeyim. Tamam, bunu bir yere yazın. Arkadaşlarım, problemi bu. Öyle bekleyip bir şey olacak, bir şeyler yapacak. Yukarıdan hani gökyüzünden yanar döner meyve tabağı falan gönderir gibi beklentilerimiz var. Tavsiye etmem. Yerden her şeyi yaptı. Kalpteki noktamızı uyandırdı. Kaynaklara getirdi. Sorduğumuz tüm soruların cevabını bulduk. Rehber üretiyor. Rav var koskoca. Önümüzde dünya grubu var. Bir sürü arkadaşımız var. Dünyanın neresine gitseniz orada bir arkadaş var. Öyle bir teknoloji var ki dünyanın öteki tarafından 10 saat var aramızda. Bakın, bağımızı muhafaza ediyoruz. Hiçbirimizin bahanesi yok ki 21. yüzyılda. Bundan sonra hem bizlere bu şekilde koşulları verecek, ondan sonra yapmazsak bir babanın sürekli yaramazlık yapan bir çocuğa yaptığı şeyin aynısını yapacak, tokadı çekecek. Doğanın kanunları bu. Hayatta da böyle görüyoruz. O yüzden biraz uyanmamız lazım. Yerdandan bir şey beklemememiz lazım. Bizim hep dostların yardımıyla, hep birbirimize yardımcı olarak. O yüzden her bir dostuna yardım etti prensibi var. Hep birbirimize yardımcı olursak güç alırız ve mutlu oluruz. Maneviyatta mutsuz ilerlenmez. Mutluluk da ilerlenir. Hayatta da mutlu çocuklar güzel güzel büyür. Nasıl olacak bu? Birbirimize yardımcı olarak. O yüzden güzel güzel dostlarımız var. Ve her birimiz birbirimize yardım edersek çok büyük mutlulukla gideriz, onu söyleyeyim. O yüzden bana sorarsanız olumsuz koşullara düşmenin içinden de dostlar bizi çıkaracak. Ama bizim çalışmaya biraz kafa sokmamız lazım. Bu şekilde. Zorlu anlar yaşayacağız arkadaşlar, ama hayatta kim yaşamıyor ki? İyi bir hayatımızda da yaşıyoruz. Olur bunlar yani. Ama zorluklar kişiyi esas adam yapan şeyler hayatta. Hayatımız kolay olsaydı hiçbirimizden bir şey olmazdı. Bizden adam olmak, yetişkin olmak, olgun olmak, problemi olan insanlar, zorlu hayat yaşayan insanların
elde ettiği nitelikler. O yüzden Kabalistler ne diyor? O yüzden evlenin, çoluk çocuk sahibi olun. Niye? Hayat zor. Ki bunlar insanı adam eden şeyler. Okey. Kanat sormuş. Kötü alışkanlıklardan alınan hazzı nasıl ihsan edeceğiz? Arkadaşlar, bu dünyevi hayattaki alışkanlıklarınızı falan bir kenara bırakın. Hiç maneviyatla alakası yok. Tamam? Hiç. Biz ahlak çalışmıyoruz. Ahlak çalışmasını da grubun içine asla sokmuyoruz. Niye? Çünkü kelalak adamın ıslahına yönelik hiçbir şey yapmaz. Ahlak, dışarıdaki ahlak dedikleri şey, yüzyıllar önce kabalistlerin organize ettiği bir şey halk için. Birbirinize zarar vermeyin diye, bu şekilde yaşayın diye ahlaki değerleri oturttular. Ondan sonra da kitaplarında yazdılar, Zohar'da yazdıkları gibi. 20. yüzyılın sonuna kadar bu sizi idare eder. Ondan sonra idare etmeyecek. Hem de görüyoruz olayı. Aynen bu şekilde olduğu gibi. O yüzden ahlakla hiçbir işimiz yok. Bunu bu şekilde not alın. Adamın ıslahı sadece yaradanın yapacağı bir şey. Kişi başkalarına olan yaklaşımını düzeltmeden hiçbir ahlaki koşulda davranışlarını değiştirerek ruhunu ıslah edemez. Ruhumuzu ıslah etmek için ruhumuzu önce hissetmemiz lazım. Ve o hissiyattan mahrumuz. Hiç kimsenin ruhu yok. Önce bir ruh edinelim, sonra ruhun ıslahına geliriz. O yüzden sokaktaki ahlaktı, şuydu, buydu. Hiçbir şekilde onunla karıştırmayın. Okay. Devam etmiş. Örneğin içki içerken alınan haz ya da cinsellikten alınan hazı nasıl ihsan edeceğiz? Çok basit. İçkiyi az içeceksin, kafayı kaybetmeyeceksin. Yani bu kadar basit. Fazla şey olmaya gerek yok. Arkadaşlar, dünyevi hazlarımızla ilgili, dünyevi hayatın hazlarıyla ilgili bizim bir şeyimiz, çalışmamız yok. Yiyecek, içecek, aile, cinsellik. Bunlar her hayvanda olan şeyler. Bunlarda ıslah edeceğimiz bir şey yok. Eğer bunlarda ıslah edecek bir şeyimiz olsaydı hayvanlar yapmazdı bunu. Çünkü hayvan hata yapmaz. Normal, sağlıklı bir hayvan hata yapmaz doğasına göre yaşadığı için. O yüzden istediğiniz kadar yemeğinizi yiyin, suyunuzu için, aile, cinsellik, bunlar normal hayvanlarda da var. Sağlıklı bir şekilde nasıl kafanıza göre hesabı siz yapın. Burada yapacak bir şey yok. Hayvanlarda olan şeyler. Sosyal arzularımız var. Para, itibar, güç sahibi olmak ve bilgi gibi. Bunlar sosyal arzularımız, bunlar toplumdan aldığınız arzular. Normalde bir adada yalnız yaşıyor olsaydık ya da küçük bir kabilede olsaydık bu arzularımız da fazla olmazdı. Orada normal yaşıyor olurduk. Yani kim canı Gucci giyinmek ister ki, ne bileyim, Karayip Adaları'nda kumsalda uzanırken. Gucci takım elbiseyi giyecek, dolanacak halimiz yok. Yok. Niye? Öyle bir arzumuz olmazdı çünkü. Bunlar sosyal, dışarıdan, televizyondan, diğer medyadan, diğer insanlardan görüp de istediğiniz şeyler. Onlar da ihtiyacınıza göre ne kadar istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu normal sizin ölçünüz ama bunlar maneviyatla alakalı değil, haberiniz olsun. Tekrar ediyorum, maneviyat sadece kalpteki noktamıza göre ölçülür. Oraya göre ölçmeye alışmamız lazım. Şimdi bu soruları soruyormanız iyi, çünkü eğitim merkezinden de arkadaşlar soruyor. O yüzden soruların üzerinden geçiyor olmanız hepimiz için iyi. Tekrar hatırlatma. Vahdet sormuş. Dostlarıma yönelik bir çerçevem var diyelim. Ve bu çerçevemi de tutuyorum. Bunun dışında boş zamanlar oluşursa burada manevi eylem söz konusudur. Yani düzensiz zaman aralıklarından bahsediyorum. Bu zaman aralıklarını da maneviyata adamak, bunu fırsat bilmek manevi ilerleyiş için çok önemlidir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü bizler boş vaktimizden sorumluyuz. Tam kabalistlerin dediği bu. Şimdi insan gün içerisinde çalışmak zorunda.
güne işe gidiyoruz, ailemize bakmak zorundayız vesaire. Bunlar şart, yapacak bir şey yok. Yani maneviyat çalışacağız diye hayatı durdurup sadece maneviyatı basalım diye bir şey yok. Dünyanın en zengin adamı olsanız yine işe gitmeniz lazım. Yoksa bayağılık edinemezsiniz. Dışarıdan bir bayağılık alamazsınız. O yüzden kişinin çalışması mecburi bir şey. Eğer bayan iseniz, ev hanımı iseniz, çocuklarla evle ilgileniyorsanız hiç sorun değil. Bu da çalışmak çünkü. Evde çalışmak, dışarıda çalışmak kadar zor. Bu da iş. Çünkü evi idare ediyorsunuz, çocukları idare ediyorsunuz. Ama erkekler için zoraki tabii ki dışarıya gidip çalışmak. Yani hepimizin işi olması lazım. Boş vakitlerim olduğu zaman o yüzden değerlendirirsem iyi olur. Yerden de fırsat. Ama benim boş vaktim vardı mesela. Tatile gitmeden önce, tatilde değilim gerçi de. Çıkmadan önce, bu aralıktan önce boş vaktim vardı. Son iki hafta hatırlıyorsunuz. Ne yaptık? Ders ekledik. Yani boş durumlarım vardı. Ne yaptık? Ekstra ders ekledik hemen. Niye? Durum değerlendirdik. Boş vakitlerimizi tak 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 doldurduk. Burada da aynı şey söz konusu. Sadece boş zamanımızdan sorumluyuz. Ondan sonra... O yüzden boş vaktinde yaptıkların önemli. Bir başka ifadeyle de şunu sorayım. Yeni kendi gönüllü isteğimle hiçbir şekilde fiziksel dünyaya ait bir şey yapmamalı mıyım? Bence bana sorarsan dünyevi hayatla ilgili hepimizin biraz yani eşeğimize bakmamız lazım. Tamam, eşeğimiz derken vücudumuza yani. O yüzden biraz spor yapmak hepimiz için iyi bir fikir. Eskiden insanlar ne bileyim tarlada çalışıyordu, şurada burada çalışıyordu, fiziki olarak çalışıyorlardı. Biz şimdi genelde masa başında çalışıyoruz. 21. yüzyılda insanlar öyle çalışıyor. Herkese tavsiyem gün içinde biraz fiziksel aktivitede olun. Daha önce de bunu önerdim. Bunu da Rav'dan duydum. Vahı Sulam yüzmeye gidermiş. Rabaş her gün yürüyüşe çıkarmış. Rav da her gün yürüyüşe çıkıyor. Ben de her gün spor yapıyorum. Her gün aktivite yapın, fiziki. Bu iki birkaç şey için önemli. Sadece fiziki olarak sağlıklı olmamız da değil. Biraz önce meleğin sorduğu gibi, melek dedi ki, işte ne diyor, kendimi hafif depresif hissediyorum, şöyle hissediyorum, böyle olumsuz hislerde özellikle. Spor yapın, bir ter atın. Eğer vaktiniz varsa çerçevenize onu oturtun. Onu söyleyeyim, maneviyatın çerçevesi gibi bunu oturtmanızda fayda var arkadaşlar. Kişi çünkü maneviyatta birçok şey yaşıyor, birçok şey geçiriyor. Hislerimiz yoğun oluyor. İnişli çıkışlı anlarımız çok oluyor. Ve meleğin dediği koşullara düşüyoruz. Normal bir şey o yüzden sorması. Ve o yüzden kişinin biraz spor yapması, aktivite yapması son derece önemli. Hepinize tavsiyem. Hepinize ben de örnek olmaya çalışıyorum. Daha önce de söyledim, her gün yapıyorum. Her gün kendinize zaman ayırın. Rav'ın da bize tavsiyesi oydu. Rav da tavsiye ettikten sonra başladım ben. Çünkü kabalistlerde baktım yapıyor. Herkes eşeğine iyi baksın. Eğer boş vaktiniz varsa spor yapın. Ama yürüyüşe çıkın ya da yani ne olursa biraz hareket etmekte fayda var. Bence çerçevende yoksa onu ekle. Aslında bizim çerçevemizin parçası. Onu söyleyeyim. Örnek verecek olursak demiş, beni arkadaş çevrem pikniğe çağırıyor ve ısrarcılar. Bu zorlamadan dolayı gidiyorum ama bir piknik organizasyonu düzenlemiyorum. Vahdet git bu tür şeylere, dışarıdaki hayattan kopmak zorunda değilsin. Ama yani dışarıdaki arkadaşlarımızı, hey artık sizlerle takılmıyorum çünkü ben maneviyat çalışıyorum ve sizler nesiniz ki falan demiyoruz. Dışarıdaki arkadaşlarımızla da vakit geçirebilirsiniz, sıkıntı yok. Arkadaşlar biraz esnek olun, bir şey yapmanıza gerek yok. Maneviyat öyle şey gibi değil yani burası, tamam mı? Nazi kampı gibi değiliz yani, tamam mı? Biraz rahat olun arkadaşlar, da dışarıdaki insanlarla da iletişimde olabilirsiniz, pikniğe gidebilirsiniz. Bunlar sorun değil. Yani maneviyatı çalışıyoruz, ilerliyoruz ve evet arada sırada dışarıdaki arkadaşlarımla bir içkiye gidebilirim ya da bir pikniğe gidebilirim, bir gezmeye gidebilirim, şuraya bir bara gidebilirim. Ne yapıyorsanız yani dünyevi hayatınızda yapın. Bunlar sorun değil.
Bunlar yerine dostlar için bir şey yapmayı tercih ediyorum. Bu doğru bir yaklaşım mı? Bu tamamen kişisel tercihime kalmış bir şey mi? Kabalist hangisini yapmalı? Bence sen değerlendirmelisin bunları. Yani kabalist dünyevi ihtiyaçların dışında her şeyi maneviyata adamalı mı? Yoksa kişi aşamalı olarak mı bu noktaya gelecek? Yoksa bir anda bu kararı verip bunu uygulamaya soksa iyi olur mu demiş Vahdet. Şöyle Vahdet. Bunların hepsinin değerlendirmesini sen yapmalısın. Bu sorduğun her şey soru. Güzel sorular. Çünkü kafamız karıştığı zaman, biz de ilk başladığımız zaman bunun sorucu ne yapmam lazım? Dışarıdaki dünyayı tümüyle kapatayım mı? Kendimi bir evime mi kapatayım? Ders, iş, ev, ders, iş, ev mi yapayım? Bunların hepsi kendilerimize, kendi sorduğumuz sorular başlamıştı. Bence birçok şeyi yapmaz isen hesap yapamazsın. O yüzden o pikniğe gitmesen, onlarla pikniğe gitmek ne demek, dostlar için bir şey yapmak ne demek arasındaki izlenimi anlayamazsın. O yüzden şimdi ben sana desem ki bunları yapmayacaksın, bunları yapacaksın. Bu uygun bir şey değil ki. Senin büyümen için uygun değil, gelişimin için uygun. Kişi bu tür şeylerde biraz arada kalmalı, ikilemde kalmalı. Ki bu ikilemler içimde kendi kendime bir diyalog yapmaya getirmeli beni. Yani bunu yapsam mı, yapmasam mı? Gitsem mi, gitmesem mi? Hadi bu sefer gideyim bir pikniğe bakayım ne yapıyor. Git, git ne olacak ki? Eğer kafanda dostlar varsa, gittiğin zaman aldığın izlenimlerle manevi çalışma yönelik bir kıyaslama yapabiliyorsam, bunların hepsi iyi bir şey. Tüm dünya bizim kullanmamız için var. Yani maneviyatta ilerlememiz için var. O yüzden bence bu kararların hepsini kişi kendisi değerlendirmeli. Yani hocam şöyle yap dedi, öyle yapayım, böyle yap dedi, böyle yapayım derseniz büyüyecek yeriniz yok. O yüzden benim size verebileceğim her şey sadece genel manevi çalışmamızın temel taşları. Yani bir çerçevemiz var, biz şunları yapıyoruz. Ama gün içinde herkese ne oluyor, nasıl oluyor vesaire bunlara göre şöyle yap, böyle yap diyemeyiz. Çocukları da öyle yetiştirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Okula gönderiyoruz. Bütün gün ne yaptı, ne etti, nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Orada öyle kafasına göre bir şeyler yapıyor. Derse girdi mi girmedi mi onu da bilmiyoruz. Ama orada bir süreç yaşıyor. Bu yaşadığı süreçlerden kendisi izlenim alıyor, hesap yapıyor, büyüyor vesaire. Bizler de aynı şekilde olmamız lazım. O yüzden bu son derece önemli. Hepimiz kendi kararlarımızı kendimiz vermeliyiz. Bu değerlendirmeleri kendimiz yapmalıyız. Her şey neye ne kadar önem verdiğime bağlı. O yüzden yaptığımız diğer aktiviteler de beni hesaba getirecek sonuç itibariyle. Hesap yapmaya geleceğim. Bu mu daha önemliydi, şu mu daha önemliydi? Ama onu yapmadan o hesabı da yapamam. O yüzden bence her şeye olan her şeye, geçirdiğimiz tüm safhalara, yaptığımız tüm her şeye amaca yönelik bir hesap gözüyle değerlendirmeye başlarsanız, kendi hesabınızı kendiniz yaparsanız daha sağlıklı olur. Ondan sonra İlahi sormuş, merhaba hocam. Man yükseltmek ne demek? Man dua demek. Sabah derslerinde sıkça duyuyorum, ne demek pek anladım. Man arkadaşlar dua demek. Mei nutin demek, dişi sular demek. Yani dişi arzu, ihtiyaç, su, merhamet yukarıdan. Man, man yükseltmek sonra dişi sular demek. Karşında ne gelir? Mad. Ders sonunda duyarsınız. Mad gelir. Mad, mey, duhin. Erkek sular. Yani ihsa menteliği. Biri av menteliği. İhsa etmeyi istiyor. Yukarıdan da ihsa menteliği cevap olarak bilir. Mad o yüzden duaya cevap. Ondan sonra cuma. Yunus Emre sormuş. Kabalistik kitaplarda din, dini kitaplar gibi kelimeler okuduğumuzda bildiğimiz İslamiyet, Hristiyanlık gibi dinleri ve kitapları mı anlamalıyız? Hangi makale okuduğumuza bağlı, bir makalenin yerine bağlı? Eğer din ve kabala bilimi diye bir kitap okuyorsak, din kabalistlere göre öncelikle dinlerden geliyor, onu da anlatalım. Din kelimesi İbranice'den gelir, yargı demek.
Tamam, biz dinimiz, din dediğimiz zaman hani dinlerle ilişkilendiriyoruz ama yargı demek din. İbranice'de. Ve yardandan bize gelen eylemlere denilir. Yargılar gelir hatta diye yazdıkları zaman yardandan. Tamam, din dediğimiz şey Kabala ilminde sadece ihsan etmeye yönelik. Çok manevi çalışma. Ne Yahudilik, ne Hristiyanlık, ne İslam, ne de başka bir din. Adem zamanında din yoktu. İbrahim zamanında da din yoktu. Şimdi açıkçası ikinci tapınak yıkılana kadar din yoktu. Dinlerin hepsi ikinci tapınak yıkıldıktan sonra başladı. O da 2000 yıl önce. Kabala ilmi Adem'e dayanır. O yüzden dinlerle hiçbir alakası yok. Din demek insan sevgisinden yaradan sevgisine gelmek demek. Yaradanla form eşitliğine gelmeye din denir. O yüzden din kendimi yargılamak. Biraz önce arkadaşların sorduğu gibi ne yapmam lazım? O yüzden din sürekli kişinin yaptığı bir şey kendisiyle. Kendimi yargılamak. Tamam, dua kelimesi de lehit palel kelimesi oradan geliyor. İzlenimler, içsel izlenimlerim demek dua. Tefila dua demek. O yüzden kendi içsel izlenimlerimden gelen, hit pahalıyot, içsel izlenimlerden gelen koşullar. O yüzden din kelimesi kabalistler için insan sevgisine, yaradan sevgisine gelmeyi ifade eder. Dışarıdaki dinlerle hiçbir ilgisi yok. İlahi sormuş, dünyevi hayatımızda olan kötü şeyler yaradan dönmemiz için bir fırsat. Peki ya olan iyi şeyler? İyi şeyler için de dönün. Her şey için yaradan dönebilirsiniz. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı derken iyi dediğimiz şey sana göre iyi. Tamam, belki aslında iyi olmayabilir manevi ilerleyişte. Daha önce örneklerini vermiştim bunun. Bir şey ille de dünyevi hayatımda iyi demek yerden bana şimdi iyilik yaptı anlamına gelmiyor. Belki maneviyatta beni durdurdu. Öyle değil mi? Belki öyle bir şey oldu ki aklım başka bir yerlerde sürekli, keyfim çok yerinde, hiç ne dostları düşünüyorum, ne yaradığını düşünüyorum, hiçbir şey düşünmüyorum. Belki çok kötü bir şey. Dünyevi hayata baktığın zaman harika ama manevi açıdan baktığın zaman adamı öldürmek gibi bir şey. O yüzden bunları hep tartmamız lazım. İyi ve kötüyü neye göre tartabilirim? Nedenli kopup kopmadığımı. Yerdandan kopuyor muyum? Kopmuyorum. Yerdandan kopmuyorsam olumlu olan koşulları da nasıl maneviyata çeviririm, olumsuz olanları da nasıl maneviyata çeviririm düşüncesinde olduğum için kendimi iyi ya da kötü hissetme koşulundan kurtarmış olurum. Yani yukarıda seyrediyor olurum. O yüzden kendimi ne iyi ne kötü hissediyorum, yukarıda hissediyorum. Yani his beni kontrol etmiyor, ben onu kontrol ediyorum. O yüzden dünyanın neresinde olduğum önemli değil. Ama kafam, kalbim, düşüncelerim hala maneviyatta, her şeyi hala oraya yönlendiriyorsun. Ama yaradan her şey için dönebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederek de başlayabilirsiniz. Kötü bir şey olduğu zaman da teşekkür edin yaradana. Kötü hissediyorsanız kendinize teşekkür edin. Teşekkür ederim çünkü şimdi seni hatırladım. Sağ ol. Ve ne yapmam gerektiğini planlayabilirim. Öteki türlü... Genelde o yüzden olumsuz şeyler gelir. İyi bir şey geldiği zaman da hemen uyanın. Ondan sonra bunları maneviyattan uzaklaşmak, unutmak için değil de aksine ilerlemek için nasıl kullanabiliriz? Kendini iyi hissediyorsan gücün var demektir. Gücün var ise dostlar için yapacak bir şeyin var demek. O yüzden maneviyattan kopmuyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Hemen dostlar için bir şey yap. Hemen. Yani o iyi hissiyatı gruptan geçirmen önemli. Gruba ekstra bir şey yapabilirsin. Her türlü şey. Grup için bir şeyler yap. Arkadaşlar kendinizi iyi hissediyorsanız, maneviyattaysanız, kopmuyorsanız dostlar için iyi bir şey yapın. Kendinizi kötü hissediyorsanız, depresyondaysanız, çıkmak istiyorsanız dostlar için iyi bir şeyler yapın.
Başka yapacak bir şeyimiz yok. Gerçekten öyle. O zaman da kendinizi mutlu hissedip de dostlar için bir şey yaparsanız mutluluğunuza mutluluk atarsınız, onu söyleyeyim. Başkalarını mutlu etmekten haz almaya başladığınız zaman çalışma çok ilginç olmaya başlar. Murat sormuş, hocam merhaba. Aslında buraya kadarki çalışmalarımdan edindiğim izlenime göre bence yarıdan gizli olan olduğuna göre asıl karanlık olan o sanki. Işığı ise karanlığından süzülen bir nimet gibi. Ne dersiniz? Yanlış mı düşünüyorum? Bu yanlış bir izlenim. Bu entelektüel bir izlenim Murat. Entelektüel bir izlenim olduğu için bizim işimize pek yaramaz. Neden onu da söyleyeyim. Yarın başka bir şey hissettiğin zaman bu entelektüel düşüncen, bu görüşün farklı bir şey alacak. Bizler maneviyatta şunu yapmak isteriz. Sevgiye doğru çalışalım. İçimizdeki hislerden, ortaya çıkan yeni hislerden bir şeyler anlamaya çalışalım yaradanla ilgili. Yaradanla ilgili bir şey anlayabilmek için önce kendimi anlamam lazım. Kendimi anlamam için kendimin ne olduğunu çok iyi bilmem lazım. O yüzden yaradanla ilgili konuşacak hiçbir şeyimiz yok işin açıkçası. Kişi çünkü maneviyatta ilerledikçe kendisini görmeye başlaması en önemli faktör. Ki sürekli kendimden, kendimin ne olduğunu görürsem bunun zıttını, yani yaradanı o şekilde içimde inşa edebilirim. O yüzden önce çalışacağız. Akabinde hissedeceğiz. İfşa ettiğimiz koşullardan maneviyatı inşa edeceğiz. O yüzden gizli olan şey burada, bizim için karanlık olan şey o sevgi niteliği. Çünkü biz onun ne olduğunu bilmiyoruz. Onu ifşa etmeye gelmemiz için de önce dibini görmemiz lazım. Yarın elbette ifşası, sevginin ifşası ancak o sevgisizliğin, çaresizliğinde dibi vurduğumuz zaman olur. Çocuklarımıza yardım ettiğimiz gibi. Ne zaman yardım ediyoruz çocuklara? Yardıma ihtiyaçları olduğu zaman. Yardıma ihtiyacı yokken yardımcı olmuyoruz. Kimse kafasını hiç kullanmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Öyle bir noktaya geliyor ki yapamıyor artık. O noktada yerden devreye girmesi gibi. Bizim kendimizi o noktaya getirmemiz, sevginin ne kadar eksik olduğunu görmeye gelmek. Zaten yerden eksikliği o içimizdeki. O noktadan duaya gelmek. Çalışmayı yapmamız lazım. Beri sormuş. Manevi yolda ilerleyen bir kişi duyduğu her işe yapmak, gördüğü her şehre taşınmak, bulduğu her hobiye başlamak, sanki tüm insanların yerine yaşamak isteyerek diyelim ki güne başlıyor. Sürekli yeni bir şeye gözü kararırcasına kafayı takıp peşine gidip gerçekleştirmek için araştırıyor. Ama günün sonunda o ölümcül arzu ve karanlık gidiyor. Kişi kendini kırmızı peşine koşan bir boğa gibi oradan oraya savrulurken uzaktan görüyor. Ve bu hayvanı daha fazla beslemek istemiyorum. Üst dünyayı da alt dünyayı da senin olsun. Hiçbir şeyde gözüm yok deyip kalbi kırılıp bir çaresizliğe geliyor. Bu bahsedilen döngü her gün yaşanıyor. Kişi birkaç saat sonra aynı çaresizliğe gelip kendini koştan bir boğa gibi dışarıdan izleyeceğini bildiği halde bir şeylerin peşine koşturmaktan kendini alamıyor. Kişi bu döngüyü nasıl kırabilir? Bu hepimizde olan bir şey. Bu döngüyü kırmamız zaman alan bir şey. Henüz bakın maneviyatta daha yeniyiz. Tamam. Yani kabalistlerin Rav'dan da duymuşsunuzdur. Sadece benden değil. Sabah dersini dinliyorsanız yani. Biz maneviyatta henüz yeni izleyebiliriz. Yeni dediğimiz adam yani 8'den 10 yıllık birisi hala yeni grupta. Bizler alışık olduğumuz doğadan çıkmak için akıntıya karşı giden bir akıntıya sürekli karşı yüzen bir insan gibiyiz.
Ve ne yapıyoruz? Yoruluyoruz. O yüzden arada sırada bırakıyoruz. Akıntı bizi tekrar itiyor. Biz yine yüzmeye başlıyoruz. Akıntı bizi tekrar itiyor. Yine yüzmeye başlıyoruz. Yani o kısır döngüyü yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz. Ama maneviyatta kısır döngü diye bir şey yok. Çünkü maneviyatta sürekli yenileniyoruz. O yüzden dün bir arzunun peşinde boğa gibi koşuyordum. Ve o arzudan ondan sonra birden kendime geldim. Maneviyata yöneldim. Ondan sonra ertesi gün yine bir şeyin peşinde koşuyorum. Bunların hepsi bence olumsuz şeyler değil. Bunlar yaşamamız gereken şeyler. Yaşamamız gerektiği için Yaradan bize yaşatıyor bunları. Ve hepimiz için olan bir şey ama yaşadıklarımızı da not ediyor olmamız, görüyor olmamız, bunları daha sonra analiz edip biliyor olmamız bize ne kadar aslında kendimizi kontrol edemediğimizi, ne kadar çaresiz olduğumuzu, ne kadar yani hiçbir şey yapamadığımızı, dün yaptığımız şeyleri anlıyoruz ki yapmaya değmezdi. Gidiyoruz bugün yine yapıyoruz. Yani kişinin kendi doğasını anlamasında faydalı şeyler bunlar. Eğer bizler bu şekilde doğru bir çerçevemiz varsa ve çerçevenin içerisinde çalışıyor isek bu tür izlenimlerden geçmemiz bence kötü bir şey değil. Kişinin farklı birçok yere koşmayı istemiyor ise ve kendisini dizginlemek istiyor ise, bu koşuşturmalardan bıktı ise yapabileceği yegane şey var. O da grubun çerçevesini üstünde hissetmek. Öteki türlü olmaz. Çünkü hepimiz öyle. Hepimiz vahşi hayvanlar gibi koşmaya her an razıyız. Doğamız o şekilde ve bu yanlış bir şey değil. Dizginleri tutabilecek gücüm yok ise grup bana yardımcı olmalı. O yüzden çevre çok önemli. Çevre beni böyle sanki o beni idare ediyor olmalı. O yüzden çevrenin etkisinde olduğumuz an fazla sağa sola koşmayız. Bir taraftan anlayışın var. Bunu yapmak istemiyorsun. Sağa sola bir boğa gibi koşturmak istemiyorsun. Öteki taraftan ne yapacağım? Grubu kullanmam lazım. Çerçevemi, belki çerçevene bir şeyler adjust etmen lazım. Bir değişiklik yapman lazım. Bu şekilde grubu kullanarak, bu benim için de geçerli. Onu size söyleyeyim, bu maneviyatın basamaklarında geçerli her zaman. Sanmayın ki yani maneviyatta ilerliyoruz ve arzular gelmiyor. Maneviyatta ilerledikçe hani acayip arzular gelecek. Peşinden gitmek isteyeceksiniz, koşmak isteyeceksiniz, yapmak isteyeceksiniz. O yüzden bu hepimiz için olan bir şey ve çevre o yüzden tüm kabalistler için çok önemli bir şey. Kabalist olduktan sonra da, maneviyat edindikten sonra da size bir şey söyleyeyim. Dostlara, çerçeveye, gruba, çevreye ihtiyacınız şu ankinden çok daha fazla olacak. Şimdi birbirinize ihtiyaç o kadar hissetmiyorsunuz. Ama maneviyatla ilerledikçe öylesiniz ki dostlarım olmadan... Gerçekten öyle. O Emre'nin yazdığı çok güzel. Şimdi dostları sevmeye geliyorum. Daha sonra göreceksiniz ki onlar olmadan soluk alamıyorum. Maneviyatta hepimizin birbirine bağ, göbek bağı gibi. Birisi soluk almazsa sanki hiç kimse soluk alamıyor. Birisi açsa sanki hepimiz aç. O yüzden kişinin kendisini biraz ne yapması lazım? Farkındaysan bu tür koşulların ve peşinde koşmak istemiyorsan çerçeveni kasacaksın biraz. Bunun için bir şeyler yapman lazım. Ben aynı şey benim için geçerli. Boş vaktim olduğu zaman bir şey yapmam lazım. Ki doldurayım. Niye? Çünkü benim kafam da sağa sola gidiyor. Benim kafam sizinkinden daha fazla sağa sola gidiyor. Onu söyleyeyim. Çünkü ilerledikçe gelen bayağılık daha fazla. O yüzden büyüyen çocuklardan daha çok talepkar oluyoruz. Küçük çocuktan bir şey istemiyor yaradan. Gel yavaş yavaş işte bizle takıl diyor. Tamam, küçük çocuğumuzu ne yapıyoruz? Kucağımıza alıyoruz, o bizimle gidiyor. Ondan bir beklentimiz yok. Büyüdükçe anne ve baba talepkar olmaya başlıyor.
git, şunu yap, bunu yap, alışverişi yap, odanı temizle, şöyle yap, böyle. Öyle değil mi? Maneviyatta da ilerlediği için yerden daha çok baskı yapacak bize. Daha çok arzu getirecek. E ne yapmamız lazım? Çevreyi kullanmamız lazım. Sıkıntı. Anlıyorum ama yapacak bir şey yok. Çerçeve ve çevre. Kısır döngüyü kırmanın tek yolu çevre. Evet. Ali sormuş, merhaba. Düşünceler mi, hislerimiz mi belirlemekte? Yoksa hislerimiz mi, düşüncelerimiz de belirleyici? Arkadaşlar, önce his gelir. Önce arzu gelir diyelim daha doğrusu. Önce arzu, ondan sonra kafa. Tamam. Aklımız arzumuz olmadan çalışmaz. Bir şeyi arzulayacağım ki kafam o arzuyu nasıl yerine getireceğini düşünmeye başlasın. O yüzden kim akıllı? Arzuları çok olan akıllı. Arzusu az olursa çocuk, endişe etmemiz lazım. O yüzden kimin daha çok arzusu varsa, o kadar bayağılığı varsa kafası o kadar çok çalışır. O yüzden maneviyata gelenler en çok bayağılığı olan insanlar. En çok arzuları olan insanlar. O yüzden sağa sola bir elin koşturması normal. Niye? Çünkü daha çok arzumuz var. Bayağılığımız daha fazla. Yardanı yoksa edinemezsiniz. Nasıl edineceksiniz yardanı? Arzusu olmayan adam nasıl edinir yardanı? Hiçbir şansı yok. O yüzden bayağılığımız had safhada olması lazım. Yunus Emre sormuş. Hocam, şu anda yaşadığım süreç çok zorlayıcı oluyor benim için. Anneannem iyice elden ayaktan düştü. Yatakta yana doğru bile dönecek durumda değil. Annem ve benim ne uykumuz kaldı ne sosyal hayatımız. Biliyorum ki bu benim için büyük bir fırsat. Bu durumu nasıl kullanmalıyım? Yani şöyle yapacaksın. Bazen insan, benim sosyal hayatım kalmadı. Ama bana çocukken bakan birisine ben de bakmadım diye düşünmeyi. Öyle değil mi? Borç ödemek gibi düşün. Borç yiğidin kamçısı. O şekilde düşüneceksin. Kadın bana bakıyordu, ben de şimdi ona bakıyorum. Manevi derslerden kopmam. Hayatta başınıza ne gelirse gelsin arkadaşlar, şunu yapmayın. Derslerden kopmayın. Çünkü başımıza gelen her şey yerdandan geliyor. Yerdan bize her şeyi getiriyor. Diyor ki bak, hayatın bu tür koşulları var. Ama benden kopma. Nasıl zorluklar geldiği zaman hayattan kopmuyoruz? İşimize bakıyoruz. Ne yapmamız lazım? Maneviyatta da işimize bakmamız lazım. Zorlukları da halletmemiz lazım. O yüzden bu senin için bir fırsat. Nasıl bir fırsat? Büyüklerimize bakmamız, anne ve babamıza bakmamız, dünyevi hayatımızda ıslahımızın bir parçası. O yüzden onlar bize baktı küçükken, bizi büyüttüler. Yaşlanacaklar, biz de onlara bakacağız. Problemleri olursa bakacağız mecburen. Beril sormuş, kişi dostlarını çeşitli maddi yükümlülüklere sokabileceği şehir dışı, düğün, çocuk sünnet, nikah gibi etkinliklere yine de davet etmeli mi? Eğer evetse grupta diyelim ki 200 kişi var, ya 200 kişi et ya hiçbirini etme şeklinde mi olmalı bu davet? Arkadaşlar, kendiniz karar verin. Bunun maneviyatla alakası yok. Davet ettiniz ya da etmediniz, dostlar alınmaz. Tamam. Çünkü bazı insanlar uzak oturuyor, bazıları öyle. Belki sadece onunu davet edersin. Yani dersin ki bunlar benim onum, onları davet edeyim. Ama bu hepinizin kulağına küpe olsun. Davet edilsek de edilmesek de dost bizi davet etmedi diye alınmıyoruz. Çünkü her dostun bir sürü koşulu var. Tamam mı? Maneviyle beraber çalışıyoruz diye her düğüne, sünnete davet edecek halimiz yok ki tüm grubu. Yani düşünebiliyor musunuz ki Bnei Baruch'ta Petah Tikva'daki tüm arkadaşları davet etsem aileye yer kalır mı? Kalmaz, 1000 kişi, hadi Allah 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 Allah. Gerçekten, o yüzden sakin olun. Tamam. Kendinize yakın 3-5 arkadaş vardır, onları çağırın. Sorun değil, bir dert değil. Hiçbir dosta alınmamalı. Dost dosta karşı alınmaz. Ne olursa olsun. Niye, onu da söyleyeyim. Çünkü bir dost, inanın bana,
bir şey yaparken hesaba katıyor, düşünüyor, ne yapsam, ne etsem vesaire. Biz dostun yerinde değiliz. Onun ne hissettiğini, ne düşündüğünü, ne koşullarda olduğunu bilmiyoruz. O yüzden dost yargılanmaz. Tamam mı? Dosta kötü gözle o yüzden bakılmaz. Çünkü biz onun yerinde değiliz. Onun yerine hesap biz yapıyor olsaydık, inanın onun yaptığı hesabın daha kötüsünü yapardık. Yani dost her zaman bizden daha iyi diye düşünmemiz lazım. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Son birkaç dakikamız varmış. Ondan sonra cuma. İlahi sormuş. Dünyevi hayata olan kötü şeyleri yerden dönmemişsin. Okey, bunu sormuştuk zaten. Okey, başka ne var? Okey, bundan başka soru almayın, hemen bitirelim. Tamam mı arkadaşlar? Bünyemin sormuş. Merhaba hocam. Siz köprü dalgasına ilişkin bazı durumlarda karşı karşıya kalıyor musunuz ya da öğüt alıyormuş gibi hissediyor musunuz? Elbette bu yüzden ders kaçırmıyorum. Ders hepimize yaradığınız sohbeti gözüyle bakın. Niye ders kaçırmıyorum? Çünkü yaradanla sohbetimiz derste. Geriye kalan her şey bizi ikilemde seçimde bırakmak, öğrendiklerimizi uygulamak için, yaradanı devreye sokmak için fırsat. O yüzden dersleri neden kaçırmadığımı şimdi anladınız. İyi sormuş. İsa sormuş. Manevi kuralları dış dünyaya uygulamamız gerekir mi? Hayır. Maneviyatta dış dünyada sadece iyi vatandaş oluyorsunuz. O kadar. Birisi size kötü davranıyorsa onunla ilişkinizi nasıl kesiyorsanız normal kabalaya gelmeden önce. Kabalaya gelmeden önce nasıl insanlara davranıyorsanız maneviyatınız da o şekilde, ama iyi insanı, iyi vatandaş olun yani. Zarar vermeyin ama manevi prensipleri dışarıda uygulamıyoruz. Okay sormuş. Hocam ben bugün iş yerinde bana kötülük yapan birine 10 misli karşılık verdim ve kendimi çok iyi hissettim. Bu normal mi? Egomuz için son derece normal. Ne diyeyim? Arkadaşlar, dünyevi hayatınızın hesabı kitabı sizde. Bende değil. Ben size sadece manevi ilmi öğretiyorum oraya kadar. Tamam. Dünyevi hayatta ne yapacağınız sizin hesabınız. Merve sormuş. Hocam sokaktaki adamın kimisi çok korkunç şeyler yaparken, adam öldürmek gibi, kimisi de maneviyatı edinmese bile bunları yapmıyor. Yine de dışarıdaki maneviyatı çalışmayan herkese aynı gözle mi bakmalıyız? Arkadaşlar, dışarıdaki insanlar iyi de olur, kötü de olur. Her şey bizim gözümüzle nasıl gördüğümüze bağlı. O yüzden dışarıdaki insanı bulaştırmıyoruz manevi hayatımıza. O da bulaşmak istemiyor. Olsaydı grupta olurdu. O kendi hayatını yaşıyor. Siz dünyevi hayatınızda kendi hayatınızı yaşayın. Manevi hayatımızda, manevi çalışmada, manevi çalışmamızı yapalım. Manevi çalışma hep dostların arasında. Ondan sonra Fatma sormuş. Mutlu hocam, iyi akşamlar. Yeni dönemin ilk toplantısını ne zaman yapacağız? Dostlarla ve sizinle ne zaman yüz yüze bir araya geleceğiz? O da iyi bir soru. O da döndükten sonra ayarlayacağız. Döndükten sonra beraber bir dönem geçirmemiz lazım yine. İkinci dönem dediğimiz. O yüzden şimdi arşivden dersleri kaçırmayın. İkinci döneme hazır olmanız için arşivi tamamlamamız lazım. Tüm dersleri bitirmemiz lazım ki ikinci dönem beraber biraz rabaş çalışacağız. Dostlar içerisinde çalışma nasıl olur? Aramızdaki sevgi bağını grupta nasıl ayarlayacağız? Nedir, nasıl? Bayanlar nasıl çalışır? Erkekler nasıl çalışır? Grup ne demek? Grupta manevi çalışma ne demek? Bunların detayına yeni gelen arkadaşlara girmemiz lazım. Ondan sonra cuma. Okey. İlahi sormuş. Son soru. Hocam, doğru niyeti oturtmak, doğru niyete sahip olmak ne demek? Arkadaşlar, doğru niyeti nasıl oturtabiliriz ders zamanı? Ya da niyetimin doğru olup olmadığını nasıl bilirim? Derste dostlarımı ve ıslahımı düşünmeye çalışıyorum ama pek başarılı olduğunu söylemez. Niyetin dersleri ve kitapları anlamadan daha önemli olduğunu okuyoruz. Ne tavsiye edebilirsiniz, ne yapabiliriz? Arkadaşlar, hocamdan aldığım tavsiyeyi vereyim. Elinizden geleni yapın. Gerçekten. Şimdi bakın, bu işin doğrusu yanlışı yok. Bu işin formülü de yok.
hepimizin yüzü nasıl farklıysa, hayatı görüşü farklı, hissedişi farklı, karakteri farklı, hepimiz bambaşka insanlarız. Şimdi senin için şunları yap desem herkes için o doğru olmayabilir. O yüzden ne yapacağınızı, ne edeceğinizi, nasıl yapacağınız içinizde gelişmeli. Bence neyin doğru, neyin yanlış olup olmadığı izlenimleri benden size gelmemeli. Sizin yaptığınız çalışmadan içinizde ortaya çıkmalı. Öteki türlü gelişemezsiniz. O yüzden sen şimdi şöyle yaptın, bu doğru, sen böyle yaptın, bu yanlış, uygun değil ki. Sürekli beraber çalışacağız. Göreceksin ki dünkü kişi bugünkü değil. Dünküyle bugünkü sen farklı olduğunu göreceksin ve bu değişim. Değişimi yaşamamız önemli. O yüzden benden doğru yanlış beklemeyin. Benden sadece çalışmada nasıl iyi bir şekilde beraber çalışırız, onun tavsiyelerini bekleyin. Ya da manevi kaynakları çalışıyorsak ne diyeyim, onların açıklamalarını bekleyin. Ama o açıklamaları siz alacaksınız, içinizde değerlendireceksiniz, eyleme sokacaksınız. Eylemden his elde edeceksiniz, hissi analiz edecek, aklı inşa edeceksiniz. Sonra bu doğru diyeceksiniz. Ondan sonra yarın dün doğru dediğiniz şeyin tümüyle yanlış olduğunu göreceksiniz. Öyle öyle büyüyoruz hepimiz. Doğru öyle geleceğiz. O yüzden bence kafaya fazla takacağınız bir şey yok. İstikrarlı bir şekilde çalışırsak görürsünüz ki içinizdeki tüm hisler yavaş yavaş rayına oturacak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu, neyi nasıl yapmam gerektiğini, doğru düşündüğüm şeyleri nasıl değiştirmem gerektiğini, doğru düşündüğüm şeyin tümüyle yanlış olduğunu, bunu tümüyle silip yeniden oturtmam gerektiğini, bunları yaşamazsak büyüyemeyiz. O yüzden sizin çalışmanızı sizin için doğru ne, yanlış ne diyerek sadece çalmış olurum sizden. İyi bir şey değil. Okay. Beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmadan izlenimlerimizle büyüyeceğiz. O izlenimler bizi geliştirecek. Şimdi hepiniz sevgiyle kalın, tamam mı? 2-3 hafta sonra yine yaparız. Böyle biraz şöyle sindirelim her şeyi, dersleri. Dersten kopmayın. Dostlardan kopmayın. Tamam? Sevgiden kopmayın. Hep beraber ilerleriz. Çerçevenizi oturtmaya çalışın elinizden geldiğince. Boş yerlerde doldurmaya çalışın. Kendinizde fazla kasmayın. Canınız pikniğe falan çıkmak istiyorsa diğer arkadaşlarla, diğer grup dışı arkadaşlar çıkın yani. Hayat ıstırap değil, mutluluk getirmesi lazım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hepinizi kucakladım. Görüşmek üzere.